Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı, Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş testini başarıyla tamamladı ve havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı oldu. Açık denizden gemi üzerindeki testlerini tamamlayan Bayraktar TB3, TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalandı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, ardından aynı kısa pistte hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaptı. Gerçekleştirilen test uçuşuyla hem havacılık hem de denizcilik tarihinde yeni bir dönemin kapıları aralandı. Bayraktar TB3 SİHA ilk kez 1 Haziran 2024'te rampadan havalandı. Keşan'da Bayraktar TB3'ün konuşlandırılacağı TCG Anadolu'nun güvertesindeki şartlar ile aynı özelliklerde inşa edilen pistte 12 derece eğime sahip bir rampa bulunuyor. Test kampanyası başarıyla ilerleyen Bayraktar TB3, başarılı rampa testleriyle birlikte gemiye çıkmaya hazır hale geldi. Bayraktar TB3 SİHA, bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 700 saatten fazla havada kaldı. Milli SİHA, uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5700 kilometre yol kat etti. Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetler ile sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak Milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak. Bayraktar TB3, selefi olan Bayraktar TB2'ye göre daha büyük faydalı yük kapasitesine ve daha uzun havada kalış süresine sahip. Kanat açıklığı 14 metre, faydalı yük kapasitesi 280 kilogram olan Bayraktar TB3, hem kara hedeflerine hem de deniz hedeflerine karşı etkili görevler yapabilmesini sağlıyor. Ayrıca TB3, MAM serisi, Tolun ve Bozok gibi milli mühimmatlarla donatılarak yüksek hassasiyetli taarruz kapasitesine sahip bulunuyor. Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya iniş kalkış kabiliyetinin kanıtlanması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetini denizlerde önemli ölçüde artıracak. TB3, denizde hareketli bir üs olan TCG Anadolu'dan kalkarak sınırsız operasyon alanına erişim sunuyor. İnsanlı uçaklara kıyasla daha düşük maliyetli ve risksiz operasyonlar gerçekleştirilmesini sağlıyor. Denizlerde keşif, gözetleme ve taarruz görevlerine etkin katkı verecek.